Nasıl gözlemliyoruz ekonomi? Geçinebiliyor muyuz? Vallahi zor. Sıkıntılı tabii ki. Dünyanın sorunu tabii de sıkıntılı. Neden zor abla? Sorumlusu kim? Vallahi sorumlusu dünya ile alakalı sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Dünyada %20'lik var, bizde %85'lik var. Bizimki neden yüksek? Vallahi bir kişiye bağlamak bence çok da olumlu değil. Kime bağlayacağız abla? Yani ne bileyim, fırsatçılar da var. Yok mu sizce? Kimin denetlemesi lazım bu fırsatçıları? Yani devletimiz de elinden geleni yapıyor. Bu konuda devletimizden Allah razı olsun. Ne zaman denetlediğini gördün mü hiç abla? Yani belki siz farkında değilsiniz ama gerçekten çok şeyi yapıyor yani. Ne yapıyor abla? Bir tane örnek verirsen. Ne yapmıyor ki? Ne yapmıyor ki oğlum? Ne yapıyor abla? Ekonomi zor diyoruz. Benim oğlumun ayağında 2000 liralık ayakkabı var yani. Yani her gün ne kadar alıyor. Gene bu da baksan 1000 lira vardır. Sorsan bana zor geçiniyor. En ucuz ayakkabı 1000 lira. Neden o 1000 lira peki abla? Onu sorguluyor muyuz? Neden o 2000 lira? Yani önceden çok... Önemli olan onu sorgulayabilmek. Evet, neden 2000 lira? Önceden de çok uygun yaşıyormuşuz. Ya bedava yaşıyormuşuz baktığında şimdi neden piyasaya. Neden bedava yaşayamıyoruz peki? Tabii sıkıntılarımız var. Kim bu var sıkıntıların yani. Sorumlusu kim abla? Sebebi kim? Yani sebebi... Çözelim ki ortadan ya. Kalksın abla. Yani hani bir yere bağlayamayız ki bu sıkıntıyı. Ama neye bağlayabilir? Dünyada var bu sıkıntı. Erdoğan dedi ki ekonominin sorumlusu benim, ben dedi. Erdoğan da yani gerçekten elinden geleni yapıyor oğlum ya. Yapıyorsa neden %85 enflasyon var abla? Avrupa'da arkadaşım diyor ki 8'den sonra diyor doğal gazım kapanıyor. Dolarla maaş alıyorum, zenginim. Evet ama diyor. Doğal gaz desteğini aldığını söylüyor mu sana peki abla o arkadaşın? Hayır, şöyle bir şey, kesiyorlar doğalgazım kesiyorlar diyor. Yok abla onu ya. Diyor. Yok abla öyle bir şey, keserler mi? Elektriği diyor belli bir saatten sonra kullanamıyorsun diyor yani. Kim diyor abla onu? Yani bu ekonomi dünyada var oğlum ya, her yerde var ekonomi. Abla, evet, seni kandırmış durum. Vallahi öyle bir şey yok ya. Gerçekten zor durumda herkes. Ama yani Avrupa doğalgaz desteği de veriyor. Ve kim geçinemiyor? Herkesin elinde en az 20 bin liralık telefon var oğlum ya. Almasınlar hani geçinemiyorsak. Çok da lüks yaşıyoruz. 12'de saat telefon kapı çalıyor, bir şey geliyor. Dakikada bir şey ısmarlıyoruz, gelebiliyor, ısmarlıyoruz, geliyor falan. Kim ısmarlıyor abla? Vatandaş askeri ücretli emekli ısmarlayabiliyor mu? Yani evet, herkes ısmarlıyor, evet. Belki ay sonu da zorlanıyorlar ama evet. Gençler dışarıdan ısmarlayabiliyor musunuz akşam evinize yemek? İmkansız abi. Neden? Olmuyor abi, paramız yok. Abla yok diyor para. Öğrencisiniz herhalde. Öğrenciyiz abla. Öğrenciysen cebinde 5 lira yoksa 10 lira yoksa ne yapıyorsun? Abla bak, yapma bak. Öyle değil mi arkadaşlar? Neden abla bir öğrencinin, kendi vatandaşının cebinde 5 lirası yok? Neden yok? Çalış. Kime sormam? Çalışayım mı? Okuyorum, nasıl çalışayım? Çalışacaksın, okuyacaksın. Abla nasıl çalışıp okuyayım ben? Zaten günde ben akşam 7'de çıkıyoruz okuldan. Biz ne zaman çalışalım ki? 12 saat falan okuldayız yani. Biz nasıl çalışalım? İmkanı yok. Hala savunmanız... Başka zor da bir tane yemek yaksak mesela, bir kişi başı 80 lira tutuyor. Sence sorumlusu ne? Ekonominin sorumlusu? Yani genel olarak yönetimde. Nasıl rahat yaşıyoruz biz? Telefonuna bakabilir miyim? Nasıl? Güzel. Aa, hani cebinde para yok. iPhone yok işte, bir iPhone 13 yok işte. iPhone olmasa mı en azından 10 bin liralık telefonu olur. Değil abla. 2 bin lira bu telefon. Hayır, çok da rahat her şeye ulaşabiliyoruz, her şeyimizi alıyoruz. Evet, sıkıntılarımız yok. Eski dönemlerle karıştırıyorsun. Hayır, bak artık biz 21. yüzyıldayız. Şimdi mobilya bakıyorum, bir kardolabı 17 bin lira bir kardolabı ya. Önceden bir evi döşüyorduk 10 bin lirayla. Şimdi neden 17 bin lira abla? Evet, 17 bin lira. Ne? Abla sen şimdi kendine çalışmış olmuyor musun? Daha demin iyi diyordun, şimdi kötü diyorsun. Hayır, ben ekonomik sıkıntı olduğunu zaten biliyorum. Yani bunu Cumhurbaşkanımız da söylüyor. Evet diyor, ekonomi sıkıntımız var diyor. Bunu inkar etmiyor ki, var. Ama çözmeye çalışıyoruz. Nasıl çözülecek? Çözülecek bir şekilde. Çözülüyor. Nasıl çözülecek? Yani. Söyle bakayım. Sen ne biliyor, şey yapıyorsan. 2000 lira emekli maaşı alıyordun amca. 6000 lira emekli maaşı alacaksın. 6000 lira emekli maaşı alacak. Kaç lira şu anda? Bir ekmek kaç lira? 5 lira. Yarın 1,5 lira. Yol parası. Milyonlarca insan emekli oldu. Sana veriyor. O emekliye veriyor %25 zam. Ama 5000'in %20 veya 30'u
yapıyor 1500 ama onun aldığı yüz binlerce liranın %30'u ne kadar yaptığının farkında mısın? Kaç tane yani? Biliyor musun? Kaç yaşındayım? Milyonlarca... Bak şu anda iş arıyorum, iş. Ben 77 yaşındayım, iş arıyorum, iş. Yani açım. Biliyor musun? 4500 lira kira veriyorum. Sen biliyor musun bunu? 4500 veriyorsunuz. Hayat boyu bir daire almışım. Sağlamını da asarlısını da asarlı raporu veriyor. Kendi müteahhitlerine yani iş çıksın diyerekten ama emekli maaşımdan ben 1 milyarı nasıl ödeyeceğim yeni ev almaya? 70 yaşında beni yani evsiz bırakıyor bu adam. Kredi veriyormuş ya, düşük faiz. %3 ve 600 bine ödeniyor 2 bin. Kredi borcu ödeniyor yani. 2 milyon. Ha, 2 milyon yani kredi borcu ödeniyor. Ben 5 liraya lan ayda 15-20 bin lira. 5 bin 6 bin alıyorum. Nasıl ödeyeceğim? Nasıl memnun yani, olabilirsiniz? Ne değişmeli? Nasıl, yani sizi nasıl sistem değişmeli? Bu sistem değişmeli. Gençlere bak, gençler iki üniversiteyle yıllardır üstü... Yemin ederim 2010'dan beri çalışıyorum. Ben daha yeni kendimi daha zor evlendirmişim. Bir de borcun altındayım. Aynen öyle. Daha iyi bakalım. İki üniversiteyle genç iş bulamıyor ya. Bacım, kimi sağlanıyorsun? Neyi savunuyorsun? Türkiye'mi savunuyorum. Türkiye'yi savunuyorsan bak şöyle mantıklı düşüneceksin. Kimse benim babamın oğlu değil. Mantıklı düşüneceksin. Mantıklı düşüneceksin. Mantıklı hepimiz düşünelim. Hepimiz mantıklı. Tamam. Ülkemizi satanlara karşıyım. Ben insanlık için, ülkemiz için savaşırım. Belediye çalışanlara bak. Belediye çalışanlara bak. Yarısı Suriyeli. Kendi insanlarımız işsiz. Amcayla emekli. Bak. Amca emekli. Kaç lira maaş alıyorsun? Sen Arap? Hayır. Arap. Evin kirası 8 bin. Bak burada git bak. 8 bin. Ben yeni evlendim. Ben evin kirasını nasıl 8 bin vereceğim? Mültecileri soktu ülkeye. Ülkeye niye mültecileri soktu? Kim tutar seni valla? Tebrik ediyorum. Ha? Niye soktu? Türkiye'yi sattı. Bir tane fabrika kalmadı. Bir tane iş yeri kalmadı. Hep müteahhitler, hep köprü, hep şey hastane yapıyor. Onların da parasını bizden çıkarıyor yani. Hani hastanelerde kuyruk yoktu. Şimdi 1,5 sene kalp ameliyatı oldum. Randevu alamıyorum kardiyolojiye. Doktor yok. Hepsi kaçtılar yani. Neden kaçtılar? Rahattan mı? Rahattan mı kaçtı bunlar? Bütün gençler kaçıyor yurt dışına. Yani rahattan kimse kaçmıyor. Ha, işte parası yok diye kaçıyoruz. Haklısınız. Gerçekten haklısınız. Üniversite bitirip de iş bulamayan. Ne demek? Oradan geliyorsa 30 kurudur. Zaten rahat olacaksın. Anlamıyorum yani. Avrupa olsun, Amerika olsun. Oğlu evlenmiş. Yok. Başkanlık sistemi benim dediğim olacak. Yok öyle bir şey. Tek kişi ya asıyor, öyle biçiyor, şey kesiyor yok kardeşim. Yani. Böyle bir şey ben görmedim. Devlet adamı köprü yapıyor. O köprünün parası da geçmediğim halde benden çıkıyor. Onun hesabını versin. Niye? Kurunun yanında yaşı da yaktı. Bilsin, ayıklasın kimin FETÖ'cü olduğunu. Yani 5 çocuk büyütüyorum ben. Ne olacak? Biz de hakkımızı savunacağız ama Yüce Allah yukarıda. Hiç de hakkımızı helal etmiyoruz. Yarı fiyatınaydı. 3 misli zamlandı bir senenin içinde. Yani peynir alamıyoruz. Evet. Gelecekler ne olacak abla bunların? Valla gelecekleri herhalde hırsız olacaklar. Ne bileyim. Allah biliyor. Çünkü rahat geçiniyor biliyor musun? Delikanlıca yani. Zar zor geçiniyoruz elhamdülillah. Ama şimdi zar zor diyorsun. Bak biraz evvel bir şey diyorsun. Gençlerden telefon, cebindeki telefonu diyorsun, soruyorsun. Şimdikiler öyle. Yaşıyoruz yani, gene de yaşayabiliyoruz yani, alabiliyoruz. Yaşıyor ama nasıl yaşıyor? Benim 37 yaşında oğlum var. Ha, senin birkaç... evladın var mı? Ha, çalışıyor mu? Çalışıyor. Ha, ya maaşı yetiyor mu? İdare ediyor. Yetersen yeter, yetmezsen yetmez. Sen takviye ediyorsun. Hayat sana güzel. 2023'te görüşeceğiz. Görüşürüz. Teşekkür ederim abla, çok sağ ol. İcra geliyor eve, genç çekmiş kredi,
O benim evime geliyor. 7 gün içinde ödemezseniz icra. Anne baba ne yapıyor? Tutuşuyor paçaları. O gençlerin kredi çektikleri borçlarını zar zor ödüyorlar yani şey diyorlar. Neden? Çünkü gençlere iş yok. Onlar da mecbur kalıyorlar kredi çekmeye, borç almaya. E gençler bir kahve içemiyorsun ya. Ben 70 yaşındayım. Bu emekli maaşından çıkıp dışarıda bir kahve içemiyorum yani. Bırak yemek yemeyi. Kahve çay içemiyorsun ya. 10 lira bir küçücük çay. Bu ne demek yani? Böyle bir şey. Yani yavrum kaç senedir içtiğim yok dışarıda. O yüzden en son ondan biliyorum. Sizce nasıl ekonomi? Çok kötü abi, hiç sorma. Baksana dışarıda gezemiyoruz. Dışarı çıkıyoruz, minibüse biniyoruz. 3,5 TL kesiyor ya. Bir de öğrenci olmasak 15 TL kesecek. Bu ne ya? Neden bu hallerde? Sorumlusu kim? Sorumlusu herkes farkında, sorumlusu kim? Açık ve net. Recep Tayyip Erdoğan'da bunun sorumlusu var diye bir var mı? Açık kızım olur. 2 yıllık çıkardı, yollayamadım. Niye? Parasızlıktan. Yani niye yollayayım? Üniversiteyi nasıl okuturacaktım? Üniversite okusam, özele gitsem, yarı burslu okusam 36 bin. Ben gidemedim 36 bine. Nasıl okuyayım bu durumda? Ama kendi çocukları İngiltere'de, Amerika'da okumasını biliyorlar. Ama bize yaşama yok. Bizim cebimizdeki telefona göz koymuşlar. Demek ki bunu bize layık görüyorlar. Açlığı bize layık görüyorlar. Eğer biz açsak, şükrediyorsak demek ki yaşıyoruz. Yaşamak bu değil. Herkesin de hakkı bir kahvede gidip oturmak, herkesin de hakkı gidip yemek yemek, herkesin de hakkı lüks bir yaşam sürmek. Biz niçin yaşıyoruz? Türkiye Cumhuriyeti'nde madem bu devlet varsa, bizi yaşatamıyorsa niye var o zaman? Olmaması gereken bir devlet. Onun için değişim şart. Başka bir şey değil. Gelecek partimiz de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bunu herkes bunu böyle verecek. Öyle ve böyle bu hükümeti değiştireceğiz. Teşekkür ederim.